Evet, WhatsApp'tan soru var. Selamünaleyküm, hayırlı günler hocam. Yeni doğum yapmış bir kadın 40 günü dolduğunda bazı uygulamalar yapıyorlar, 40'ını çıkarmak diye geleneklere uyuyorlar. 40 çıkarmak adı altında yapılan uygulamalar batıl mıdır? Bu soruyu cevaplarsanız memnun olurum. Hayırlı günler dilerim. Peki cevaplayacağız ama bir telefonu da alalım. Ondan sonra aramız var. Sonra dönüşte cevaplayacağım inşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Çankırı'ya selamlar. Buyurun. Çankırı. Evet hocam. Şimdi hocam benim bir sorum olacaktı. Dinliyorum. Benim bir oğlum var, çalışıyor. Şu anda bekar. Benden beraber kalıyor. Evet. Bu maaşını alıyor, kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra bana veriyor geri tarafını. Ben de buna düğün yapmak için çeyiz parası olarak altın hesabı açtım. 127 gram altını var. Evet. Şimdi buna kurban düşer mi, düşmez mi? Ayrıca bu paranın bir de bu altının da kefareti var mı yok mu? Veya ne varsa ne kadar? Zekatını mı soruyorsun? Zekatın hocam. Zekat da verecek, kurban da kesecek. Oğlun artık zengin ama bunu nasıl yapacaksınız? Bir ara verelim. Sonra dönüşte inşallah genişçe izah edeyim. Oldu mu? Çankırı'ya selamlar. Başka sorun varsa da o zaman alırız. Evet, kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Evet, yeniden hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar diliyorum. Reklam arası vermeden önce bir kardeşimiz WhatsApp'tan hanımların doğum yaptığında 40'ıyla ilgili töremizde, örfümüzde, memleketimizde yapılanların dinde yerinin durumunu sordu. Bir defa hanımların aydan aya, ay haline hayız hali deniyor İslam'a göre ve doğumdan sonraki 40 güne de nifas hali deniyor. Bu nifas halinde aynı hayız hali gibi, özel durumları gibi namaz kılmazlar, oruçlarını ertelerler. Efendim, bu insanlar Kabe'yi tavaf edemezler o sırada. Ama çocuklarını bakarlar, emzirirler. Efendim, herhangi bir yere çıkarlar. Evlerinden dışarı çıkabilirler, yemek hazırlayabilirler, seyahat edebilirler. Ama halk arasında bazı sınırlamalar getirilir. Mesela işte evden kolay kolay çıkmaması istenir. Çocuğu çıkarmaması istenir. Ne bileyim, buna benzer şeyler. Bunlar da İslam'a ters olmadıkça, haram olmadıkça güzel şeylerdir. Tecrübeyle edinilmiş bilgilerdir. Tutarsız değildir çoğu. Her birinin güzel bir hikmeti vardır. Onlara dikkat etmek lazım. 40'la ilgili. Ama işte parayı şöyle yapacaksın, çocuğun elbisesini şöyle yapacaksın, ters çevireceksin, çocuğu yıkarken bilmem başını aşağı getireceksin, şöyle yapacaksın. Bu tür şeyler. İşte eskiden kundak yapılırdı. Bağlardı çocukları, sıkarlardı elini kolunu hareket ettirmeden beşikte. Çocuklar böyle aylarca böyle büyürdü. Ben aman ipi çözülmüş. Aman beşikten düşecek. Sar, sarmala. Ya nefes bile alamaz çocuk böyle robot gibi, teneke gibi durur. Şimdi doktorlar ne diyor? Ellerini, ayaklarını serbest bırakın çocukları. Şimdi bunlarda da bir takım değişiklikler olabiliyor. Ama böyle sağlığa zararlı bir durum yoksa, dine aykırı bir durum yoksa onları yaparız. Ama akla, mantığa, bilime, sağlığa, dine aykırıysa o halk arasındaki hurafelere itibar etmeyiz. Kurbanla ilgili aramıştı. Tekrar hatta sanıyorum. Hatta mıdır? Efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Siz oğlunuzla ilgili sanki bir soru sordunuz. Evet Tekrar, hocam. Benim tekrar. oğlum var şimdi, o anda yanımda duruyor, bekar. He. Çalışıyor, maaş alıyor. Ancak kendi ihtiyacı dışında kalanını bana veriyor. Ben de buna çeyiz parası, evlenmesi için çeyiz parası için bankada altın hesabı yapıyorum. 127 gram şu anda altını var. Tamam. Buna kurban düşer mi, düşmez mi? Evet, kurban ve Efendim bunun bir de vekâl kefareti nedir? Onun da tamam. hesabını istiyorum hocam. Ayrıca biz bu çocuğun kurbanını şeye vermeyi, Diyanet'e Ya bağış yapmak bağış istiyorsunuz. yapmak istiyorum. Başla. Güzel. Şimdi Aynı soru üzerine bir de benim sorum var hocam. tamam. Onu da sorayım. Sor, buyur. Ben kendim emekli bir memurum. Hı.
cüzi bir miktarda maaşım var. Geçen yıl Kurban Bayramı'ndan bu zamana kadar yemeden içmeden kısa biraz kurban parası biriktirdim. Tamam. Yani şu anda ben o kurbanı, yani canlı büyükbaş hayvanımı kesmem gerekiyor. Yani hisseye mi girmem gerekiyor? Yoksa ben bunu da Diyanet'e vermeyi düşünüyorum. Tamam. Peki. Şimdi birincisi, akıl bali olmuş, evet, buluğa ermiş her çocuğun parası varsa, bu yanınızda da olabilir, başka birinin yanında da olabilir çocuk, para yanınızda da olabilir, başka bir yerde de olabilir. Evet. O çocuğa da kurban kesmek Hanefi mezhebine göre vaciptir. Büyümüş çünkü. Bazı mezheplerde de çocuk küçük de olsa, parası varsa velisi kurbanını keser. Bir defa kurban kesilecek. Neden? Çünkü 80 gramdan fazla 127 gram, işte 130 gram para, kurban bugün 160-170 bin lira ediyor veya daha fazla ediyor. Dolayısıyla bu insan hükmen artık zengindir. Zengin olduğu için zekatını da verecek. 40'ta 1, %2,5 fakire fukaraya. Kurbanı da kesecek. Zekatla kurbanın tek farkı, zenginse zekatta bir yıl parası geçmek şartı vardır. Önce geçmeden de verebilir zekat ama geçmeden farz olmaz ona. Kurbanda ise o anlık yanında, kurbanda yanında o kadar parası varsa o da artık zengindir ve kurban kesmesi gerekir. Bir yıl geçmiş olması gerekmez paranın üzerinden. İkinci bir mesele, bağış yaptığımız kurban ile kendi hisseviye girerek kestiğimiz kurbanın ikisi de aynıdır. Değişmez. Ben bir kurbanımı bağış yapıyorum, bir kurbanı da kendi adıma kesiyorum. Veya ben kurbanımı tamamen bağış yapıyorum. Ben yine kurban kesmiş oluyorum. Çünkü benim adıma bir kurban, gerek depremzedeler için, gerek Afrika'daki fakir ülkelerde Müslümanlar için, gerekse yurdumuzda fakir fukara için kesilen kurbanlara ben bağış yapmışsam, ben kurban kesmiş oldum. Ben kurban kesmiş oldum. Benim yanımda birikmiş şimdilik kurban parası var ama başka da param yok diyorsanız sizin kurban kesmeniz vacip değil. Çünkü kurbanı, paranız kurbana gidecek, bitecek. Bu kurban vacip değil ama keserseniz vacip olan sevabı almış olursunuz, kurban kesmiş olursunuz. Ben kurbanı bugüne kadar terk etmedim, kestim. Bugün de kurban parası biriktirdim. Bu sene de keseceğim. Allah kabul etsin. Bu da güzel bir şey. Kurban kesmek çok önemli bir ibadet. Bütün dinlerde var ve dinlerin şiarıdır. İslam'ın şiarıdır. Şimdi tahtada yazacağım. Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama kurban kesmek farzdır. Ona farz olduğu için bize vacip oluyor. Delalet meselesinde ona söylemiş Allah ama bize acaba söyledi mi söylemedi mi? İhtilaf olduğu için farz düşüyor, vacip oluyor diyoruz. Önemli bir ibadettir. Size de kurban kesmek inşallah vacip sevabını alırsınız. Farz ya da vacip olmasa da sevgili Çankırılı hemşerim, selamlar, saygılar, hayırlı günler diliyorum size. Diğer bir telefon alalım. Çankırılı deyince Karabük'e yakın olduğu için hemşerim dedim. Bizim Karabük'te Çankırılı, Çerkeşli çok komşularımız vardı. Hala da var. Onlarla da görüşüyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.